Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişimin mahkeme kararıyla engellenmesini değerlendirdi. Sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması tasvip edilemez diyen Cumhurbaşkanı Twitter hesabında yaptığı açıklamasında Twitter gibi bütün dünyada kullanılan platformlara erişimin topyekün engellenmesi teknik olarak zaten mümkün değil. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal gibi suç oluşturan hususlar varsa ancak mahkeme kararlarıyla sadece ilgili sayfalar kapatılabilir ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı umarım bu uygulama uzun sürmez temennisini de paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişimin mahkeme kararıyla engellenmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu tepkisini Twitter mesajıyla da dile getirdi. Kılıçdaroğlu Twitter yasağına inat, özgürlüğe tweet at ifadelerini kullandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'a erişimin mahkeme kararıyla engellendiğini vurguladı. Karaman'da konuşan Elvan, mahkeme kararları nedeniyle TİB'in bazı yasa dışı içerikleri Twitter'dan çıkarmasını istediğini ifade etti. Twitter, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği kararları yok saymıştır, dedi. Twitter'a erişim engellenmesini değerlendiren isimlerden biri de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Şimşek bu aslında bir mahkeme kararının uygulanmaması sonucu verilmiş bir karar dedi. Şimşek engellemenin yasakçı bir zihniyetten kaynaklanmadığını vurguladı. Mehmet Şimşek biz toplumun daha şeffaf olmasını, medyanın özellikle de sosyal medyanın Türkiye'de yaygın kullanılmasını bir zenginlik olarak görüyorum dedi.